Merhaba YouTube, ben Birkan Demir Çalışkan ve bu da otomobil ve motosikletlerimin son hali. İşin gerçeği, şu aralar hayat benim için pek de iyi gitmiyor. Çok şükür hayattayız, nefes alıyoruz, veriyoruz, yaşadığımızı şükrediyoruz ama bazı noktalarda sıkıntılar yaşıyorum. Bu videoda bunları size biraz anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz bana ait iki tane otomobil, bir tane de motosiklet var. Bilen biliyor daha doğrusu, bilmeyenler de bilmiyor. Çok da aslında anlatmıyordum. Vakti zamanında bilen bildi. Benimle tanışanlar iyi kötü nere olduğunu biliyordu ama öyle bir noktaya geldim ki artık sizden biraz yardım isteyeceğim gibi bir durum oldu. Ama hani bir taraftan yardım isteyeceğim değil, belki beraber bazı bir şeyleri yaparız diye düşündüm. Çünkü artık ben hani yoğunluğumun arasında bir ton şeyler üretmeye çalışıyorum. Kendi başıma gelen bazı sıkıntıları da artık çözememeye başladım. Ve hani araştırma konusunda da bazı eksiklerim olduğunu düşünüyorum. Bildiğiniz gibi bu üç arasındaki en eski sahip olduğum araç Yamaha X-Max 250. En eski sahip olduğum dedim, 2013 model Yamaha X-Max 250'm aslında en eski aldığım araçtı. 2014 yılında almıştım. Hemen akabinde siyah buzdolabı olarak adlandırdığım Daihatsu Coupé'yi satın aldım. Hemen sonrasında da bu görmüş olduğunuz Daihatsu Coupé'ni satın aldım. Yaklaşık işte 6-7 yılı aşkın süredir bendeler. Fakat bu videoyu biraz da çekmek istememdeki sebep hepsine bir şey oldu abi. Son birkaç iki aydır başıma gelmeyen kalmadı bunlarda ve artık yani bir şekilde birileriyle beraber bir şeyler yapmak istiyorum. Bunları yaparken olabildiğince şeffaf olacağım. Eğer işbirliği yapılacaksa işbirliği olarak belirteceğim bunlara. Kendi cebimden çıkan bir para olacaksa neye ne kadar harcadığımı anlatmak istiyorum. Ve bu araçlarla ilgili genel olarak bir şey yapmak isteyen olursa eğer, şirket olur, kişi olur, kurum olur, ya fark etmez. Burada hani ortak bir şey yapıp bu tarz dertleri nasıl çözdüğümüze dair bir şeyleri anlatmayı hedefliyorum. Neden özellikle artık bunu çekmeye niyetlendim? Çünkü geçtiğimiz günlerde kendi salaklığım olan bir sonuç burada karşımızda. Daihatsu Coupé'nin ne yazık ki sağ ön kısmını ve sağ arka kısmında bir kaza sonrasında hasar oluştu. Şimdilerde zaten far, çamurluk gibi şeyleri iyi kötü buldum. Bulmak çok zor. Japonya'dan geliyor ve yaklaşık 4 ay, 5 ay bekliyorsun bunları ama şimdilerde buldum. Belki onları bu videonun ilerleyen aşamalarında, 2. 3. bölümünde çözmüş olacağım ama bakalım neler olacak sonrasında. Madem dedim, pek çok YouTuber'ın, hani otomobil kanalı olan YouTuber'ın hep böyle açıklıyorlar ya, yeni proje aracım, yeni araba aldım, yeni bilmem ne aldım. İşte şöyle projeye başladık, böyle projeye başladık. Ya proje moroje diyorlar ama hani bu proje lafına da hastayım zaten. Benim zaten hayatımın kendisi bir proje baktığınız zaman. Hatta bu bir şakadır biliyorsunuz. Yani bilmem kim mi? Bilmem kim siyasi lider ya da bilmem kim işte ekonomi bıdısı bıdısı mı? Bunların hepsi proje kardeşim. İşte dış minnakların oyunları falan filan. Hayatımız proje kafası. Dolayısıyla o proje bilmem ne dediğimiz hani hikayelere de baktığımız zaman hep şeyi görürüz. Ya alsatçı oluyorlar ya işte galerici olarak bunu söylediğim zaman hani galerici ya da alsatçılar linç etmesin beni. O insanların hayatları bu. Yani parayı buradan kazanıyorlar. Yanında da YouTube'u bunu bir hani böyle vitrin olarak kullanıyorlar. Bu da bir yöntemdir. Kötü bir şey demiyorum. Bu da yapılabilecek bir yöntemdir ama ben öyle yapmıyorum. Benim hayatımda 3 tane Japon aracı var. Daihatsu Coupé, Coupé ve Yamaha X-Max 250'm var. Bunları vakitsizliğimden dolayı çok üstünde duramıyordum ama son dönemde öyle artık saçma şeyler yaşamaya başladım ki kurşun falan döktürmek yerine bu videoyu çekmeye karar verdim. İstiyorsanız yavaştan gelin, hangi aracımda nelere ihtiyaç var ve kimler hangi anlamda benimle bir işbirliği ya da beraberlik yapabilir ya da hangi ucundan tutabilir, bunlara bakalım. Bu noktada söylemek istediğim bir şey var. Tabii yani bunlar Fiat, Renault, Ford gibi araçlar değil. Dolayısıyla her bu işe hani niyetlenenle de bir şeyler yapma amaçlamıyorum. Yani gelip hani biri bana derse ki abi gel işte Coupé'ye air yapalım, işte bilmem neye soğuk pres yapalım falan, bunlarda yokum. Orijinalliğini olabildiğince yakın bir şekilde eski haline, sıfır kilometreye yakın haline getirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu amaçla bana yaklaşırsanız sevinirim. Çünkü hani arabayı hani keselim tavanını, oraya bu modifiye yapalım, şuraya şöyle çamurluk yapalım falan, bunlarda yokum. Hani şöyle bir müzik sistemi takalım, 7000 tane hoparlör koyalım falan, bunlarda yokum. Tamamen aracın orijinalliğini koruyarak düzeltmenin peşindeyim. Siz de bu kafalarda bir hizmet, ürün veriyorsunuz, beraber çalışmaktan memnuniyet duyarım. İyi kötü bir kitle var, onlara duyururuz. Belki benim üzerimden duydukları zaman da sizin ürünlerinizi ya da hizmetlerinizi tercih edebilirler. Ben de tavsiye edebilirim, kendi içime sinerse tavsiye edeceğim. Çünkü bugüne kadar bir iki tane böyle işbirliği gibi şeyler yaptım. Özellikle bu arabada yaptım. Çok güzel başlamıştı hikayemiz ama günün sonunda bu arabanın kaza sonrasında tamiratı bir şekilde oldu. Evet ama hani
hiç aldığım hizmetten bir fayda görmedim. Sadece yapılmış oldu. Hatta işte oradan başlayayım istiyorsanız. Çünkü hani o hizmette neydi? Biliyorsunuz pandeminin ilk dönemlerinde bana bir araç çarpmıştı. Bu arabaya bir araba çarpmıştı. Yan taraftan girmişti. O dönem bunu özel bir servise verdim. Dediler ki biz bu işi yaparız dediler ama yapacakları işi şöyle anlatacağım size. Buyurunuz. Bu arabamda mesela yaşanan kazadan sonra bir kapı değişimi söz konusu oldu. Orijinal kapı bulamadık. Çıkma bir kapı bulmamız gerekiyordu. Çıkma kapı geldi, boyandı, takıldı falan. Her şey çok güzel gözüküyordu. Ta ki ben kısa bir süre sonra, bir ya da iki ay sonra hani bu kapıyı açıp kapatırken belirli noktalarında sıkıntı olduğunu anlayana kadar. Zaten merkezi kilidimiz yok ve bu kapıyı açtığınız zaman bak kapı hafif bir düşüyor. Bunu tam bir yapamadılar. Uyuz oldum. Bir daha da götürmedim oraya. Ne haliniz varsa görürün dedim. Çünkü yani o kadar hani hiçbir şey yapmadılar abi. İstediğim hiçbir şey yapmadılar. Dolayısıyla ben de mekana çok fazla sinirlenerek bir daha götürmedim. Orası da artık ticari başarılarının devamını diyorum. Ne diyeyim? Kapı düşük, yabuk, burada tam oturmamış. Hatta öyle ki bu kapıyı boyadılar. Siyah ne kadar boyayabilirsin ki? Ne kadar zor olabilir ki siyah, opak siyahta ton tutturmak? Ama ona rağmen sadece kapıyı boyadılar ki normal prosedür buydu ama sonrasında hiçbir yerine ne pasta yapmışlar ne bir şey. Arabayı aldığım zaman her yerinde, arabanın her yerinde, içinde, camlarında böyle boya tozları vardı. Hemen yıkamacıma götürüp dün temizledim. Hatta bazıları hatırlıyor olacaktır. Bir tane port bagaj takma çökme videom vardı biliyorsunuz. Orada da zaten bu renk farkının nasıl olduğunu hatırlayanlar, görenler olmuştu. Neyse lafı çok uzatmayayım. Bu araçla ilgili ihtiyaçlarımı şöyle sıralıyorum. Bu aracın temel ihtiyaçlarından bir tanesi jant kapakları. Bende 3 tane var ama bir tanesi böyle uçtu gitti uzun yolda. Ne yazık ki bir daha orijinalinde pek bir bulamadık. Bir de ön taraftaki bakaletimiz yavaş yavaş yıpranıp yok oldu. Bunu da arıyoruz bir taraftan. Yakın zamanda bizimkilerin eşya taşırken yaptığı bir maruzat var. Ön camımızda içeriden dışarıya doğru bir çatlak oldu. Günümüzde 3000 lira, 3500 lira arasında fiyatlar veriliyor. Bunu işte o böyle şeyler sıkıyorsun oluyor ya, onlarla olmuyormuş abi ya da hemen hemen aynı paraya geliyormuş diye önermeler. Dolayısıyla bu cam da yakın zamanda değişecek. Belki siz de bu videoyu izlediğinizde değişmiş bile olabilir. Yine de yazın bakalım neler oluyor. Bu arabaya aynı zamanda amortisörlerini de değiştirmek istiyorum. Birinci konu. Zaten saf malzemeleri genel olarak değiştiriyoruz. Yani hava filtresi, yağ filtresi, yağ bunları genel olarak değiştiriyoruz. Ön farlara güzel bir temizlik yapmak istiyorum. Ayrı konu. Genel bir cila yapmak istiyorum bu arabaya. Bunların temel ihtiyaçları bunlar. Bu aracın da yakında volan, debriyaj gibi şeyler de değişecek. Onları da yavaş yavaş değiştirmeye niyetim var. Komple çok detaylı bir temizlik de düşünüyorum bu arabaya. Detailing'e çok girmek istemiyorum. Çünkü bu arabanın yaşadığı yer bir köy. Aslında şu anda temiz durduğuna bakmayın. Normal şartlarda bu araba böyle en ince noktasına kadar toz oluyor, toprak oluyor. Dolayısıyla hani çok detailing yapsak bile yarın öbür gün bir şekilde zaten bu araba yeniden pislenecektir. O yüzden çok böyle derin temizliği çok hedeflemiyorum diyebilirim. Daihatsu Coil için ihtiyacım olan şeylerden bir tanesi de sol ayna. Zamanında park halindeyken kendisine çarpmışlardı. Ben şimdilik gördüğünüz gibi elektrik teybide olarak bilinen siyah bantlarla idare ediyorum. Siyah arabaya binmenin en güzel kısımlarından bir tanesi bu. Eğer belirli parçaları bulamıyorsan siyah bandı takarak idare edebiliyorsun. Dış kapağı eksik, sıkıntımız bu. Bir de müzik sistemiyle ilgili aldığım günden beri değiştirmedim. Aslında burası için bir tane Kia Picanto Double Deck, hem kaset çalar hem de CD çalar bir şey aldım. Bir arkadaşıma verdim yapması için ama o da biraz işleri saldı. O da yoğun, ben de yoğunum. Saldı derken o da saldı, ben de saldım halleri o da. Dolayısıyla tam hani o işi bir beceremedik ama Double Deck'li bir tape takmak yerine küçük tek böyle bir tape takmayı da hedefliyorum aslında bu arabaya. Çünkü iki arabada da müzik problemimiz var. Müzik dinleyemiyoruz bu aralar. Bir de tabii bagajda müzik sisteminin uzantısı olan hoparlörlerimiz var. Onda da geçenlerde çok güzel kopardık. Güzel bir müzik sistemi şekline girmek istiyorum bu arabanın kaldırabileceği şekilde. Bir diğer ince detayda bunu kendimiz de yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu arabanın bagaj kapağı ve depo kapağı içeriden açılıyor biliyorsunuz. Bagaj kapağıyla depo kapağını açan düğme ortada, el frenin yanında. Bunu böyle gayet kolay bir şekilde yapıyorsun. Nasıl oluyor? Bunu yukarı çekince bagaj kapağı, aşağı çekince depo kapağı açılıyor. Depo kapağı doğru düzgün açılmadığı için biz genellikle anahtarı buraya sokup şöyle çevirerek açıyoruz burayı. O şey kablo buraya kadar sirayet etmediği için burada da hafif bir bantım var ama zaman içerisinde buraları da tabii anahtarı sokup çıkarmaktan dolayı yavaş yavaş boyayı kaldırmaya ve belki potansiyel pas durumumuzu arttırmaya yol açtı. Bir de tabii muayeneden geçmemi engellemeyen bir durum var. O da arka stop, sol stopumun
çatlak olması hallerimiz var. Onun dışında arkadaki amortisörleri de değiştirsem ne mutlu olurum. Bir de bulabilirsem bu arabaya güzel uzun paçalıklar almayı planlıyorum gibi hallerim var. Bir de zamanda önceki sahibinin yapmış olduğu merkezi kilidimiz var. Sonradan takılmış bir iş bu ama zaman içerisinde bir takım sıkıntılar olmaya başladı bununla ilgili. Bunları da bir şekilde çözeceğiz bakalım. Neler olacak, neler bitecek göreceğiz. Şimdi bir de gelin bir sonraki araca bakalım orada neler var. Bu üç arasındaki en eski sahip olduğum araçlardan Yamaha X-Max 250'mi çok seviyorum ama 2,5 yıldır pandeminin de etkisiyle bir de tabii evden çalışma sonrasında da hani mevcut işimden ayrılmaktan kaynaklı olarak yeteri kadar binememeye başladım. Öyle olunca da hem periyodik bakımlarında ciddi aksatmalar oldu hem de tabii elim üstünden kalktı gibi durumlar oldu. Böyle olunca da motosikletin pek çok yerinde sıkıntılar olmaya başladı. Bunlardan bir tanesi selemde bir problem vardı. Bu sele yavaş yavaş açılıyordu. Hani yağmur, kedi faktörü gibi şeyler ardından bunu engelleyemedim bir türlü ve derken selenin üstündeki kaplama böyle kabak çiçeği gibi açıldı. Bunu ciddi anlamda çözmek isterdim. Bunu ya kaplatacağım ya da yeni bir sele alarak bu sorunu çözmeyi planlıyorum. Bu motosikletle ilgili şöyle planlarım var. Yakın dönemde bir takım deneme ürünleri geldi bana. Yamaha Lube'un geldi, Motul'un geldi. Bunların hepsi geldi. Bir şekilde denemek istiyorum ama sadece onun ürünleri deneyerek bir yere varabileceğimi düşünüyorum. Bu motosikletteki eksiklerinden bir tanesi şu anda aküsündeki bir problem tekrardan bir sıkıntı oldu. Şarjı gitti gibi durumlar oldu. Tekrardan bir çalıştırma hallerine geleceğim. Ve ön tarafta bir iki tane vidamız eksik. O vidalarda eksik olduğu için de kafada belirli yerlerde böyle eksiklerimiz var. Motosikletin tabii benim aldığım günden itibaren olan orijinal parçalarından bir tanesi bu demir uzantısı vardı. Ben buraya aslında bir sırt çantası ya da bir dayanma da düşünüyorum. Aslında sırt çantası dediğimiz arkadaki hani bir port bagaj özellikle İstanbul'da hiçbir şey sessiz kalamıyor. Ben bile. Sus ulan. Bu motosikleti aldığım günden itibaren arkada böyle bir demiri vardı. Güzel bir parçaydı ve 5 kiloya kadar taşıyabileceği iddiaları vardı ama ben burada aman aman bir şey yapmadım. Bunun yerine belki bir çanta ve çanta sebebiyle de arkada oturan kişinin yaslanabileceği bir aparat olarak yeniden tasarlayabilirim. Bunu neden bugüne kadar yapmadım? Çünkü çanta koyduğum zaman biliyordum ki içini doldururum. Ben zaten bagaj hacmi çok çok geniş bir motosiklet skuter bu. Dolayısıyla o işe girmedim. Bir de hep böyle köprülerden geçtiğim için İstanbul'daki birinci ve ikinci köprülerden geçtiğim için de çantanın olması özellikle yağmurlu, fırtınalı havalarda pek bir avantaj değil, dezavantaj sağlardı. Dolayısıyla onu özellikle takmıyordum. Bir de tabii genellikle artçı almak istemiyordum ben şehir içinde bu motosikleti kullanırken. Ya biz de şuraya kadar bırak falan muhabbetlerine hiç girmek istemediğim için yedek bir kask, yedek ekipmanlar tutmamak için de öyle bir çanta yapmıyordum. Ama bu saatten sonra ya belki motor satacağım yakın zamanda çünkü kullanmıyorum. Ya da o çantayı yaptırıp hani elim ayağım olan ulaşım araçlarından bir tanesi olarak bunu yapmayı düşünüyorum. Motosikletin pek çok yerinde plastik ve temizlik, hijyenik anlamda sıkıntılar olduğunu görebilirsiniz. Bu yüzden bu motosikletin pek çok yerini yeniden temizlemem gerekiyor, cilalamam, parlatmam gerekiyor gibi durumlarım var. Özellikle siyah bölümlerin çok böyle soğuduğunu görüyoruz. İşte bana gelen deneme ürünleriyle bir deneme yapacağım. Sonrasında da sonuçlarını sizinle paylaşırım zaten. Burada benim elciklerim içinde kışlık böyle Yamaha'nın orijinal ekipmanları vardı. Onları çıkınca buradaki ağırlıklar bir yok oldular. Evde bir yerde duruyorlar. Belki onları takalım. Belki de tekrardan elciklere takabilirim. Bunun haricinde zaten önde bir Yamaha logomun düşme hali var. O zaten bende yapışkanlı. Onu da bir yere yapıştıracağız. Periyodik bakımlarını zaten yapacağız. Fren balataları olsun, varyatör halleri olsun. Şurada biraz bir pastanmalarımız var. Bir de egzozun üstünde bir parçamız eksik. O da hani benim zamanda kırdığım şeylerden bir tanesi. Onları da yavaş yavaş yerine koyacağız gibi geliyor. Bakalım o zaman buradaki ihtiyaçlarımızı bunlarken. Çünkü hani çok güzel kilitlerim falan güzeldir. Ya, abuz kilitlerim vardır. İşte disk kilidim olsun, zincirim olsun falan. Bunlar abuzdur. Alırken satan ablamız bana şey demişti. X-Max mı kullanıyorsunuz? Biraz fazla değil mi bu kilitler? Gibi bir laf etmişti ama abi eşeği sağlam kazığını bağlayacaksın. Ondan sonra Allah'a yalvaracaksın. Allah'ım çalmasınlar motorumu diye. İşte gelin şimdi Kopen'e bakalım. Kopen'deki durumlar neymiş? Ve geliyoruz. Belki de bu videoyu çekmemin sebeplerinden bir tanesi. Çok fakir edebiyatı belki yapıyorum bu videoda ama iyi kötü bir şeyler yapmak istiyorum zaten. Kopen'le ne yazık ki geçtiğimiz günlerde kendi hatam olan bir kaza gerçekleştirdik. Bir otoban çıkışında kombine virajlar yaparken biraz hızlı girmişim ve sonrasında kontrayı vermemin akabinde fazla kontra verip ağırlık transferine bağlayıp spin atıp dıştaki bariyerlere çarptık arabayı. Çarptık derken çarptım. Kendi problemim, kendi hatam olarak söylüyorum. Bunun sonucunda da bu görmüş olduğunuz öndeki hasar meydana geldi. Aracı
getirdim, park ettim ve hani park halinde de kendi insanlar bayağı bunu bızıklamaya bayılıyorlar. Yani orasını burasını çekip böyle götürmeye çalışıyorlar. Hallerimiz var. Komple bir far zaten alacağız buraya. Bu Allah'ın emri. Çamurluğu kurtarmaya çalışacağız. İçindeki tabii bakalitlerimiz var. Davlumbazlarımız var. Sis farı var. Sis farını önceden de bir değiştirmek istiyordum. Soldaki sis farım kırıktır. Bilmiyorum tamponu kurtarabilecek miyiz ama tampona da bir bakacağız. Çok şükür dediğim noktalardan bir tanesi aslında ucuz bile atlattık diyebilirim. Çünkü tavan çalışma mekanizmasında bir sıkıntımız yok. Motor gayet güzel çalışıyor. Çamurluk bir mister kastı gibi durumlar oldu. Yani hani derler ya podyelerde, şaselerde oynama yok diye. Çok temiz, sakin bir şekilde oturduk. Hava yastıklarını açacak bir pozisyonda değildik. Bunların olması tabii olumlu oldu benim için. Bu noktada duruyorken lastiğin köşesinde de hafif bir böyle çizik olduğunu tespit etmiş durumdayım. Ne yazık ki bu aracın orijinal ekipmanı olan Bridgestone Potenza'ların yerine ben Hankook kullanıyorum. Pardon, Nankank kullanıyorum. Nankank'ın bu araca uygun olan orijinal ebatlarındaki lastikleri kullanıyorum. Hala istesem bu lastiklerden bulabiliyorum ama Bridgestone Potenza'larımı çok özlüyorum. Ne yazık ki Türkiye'de bu araca birebir orijinal ölçüsündeki Bridgestone Potenza'lar artık getirilmiyor. Avrupa regülasyonlarından ötürü bunu öğrendim. Bir şekilde getirtmek istiyorum. Bakacağım nasıl yapacağıma dair. Yani parça değişimi yerine bu işi hakkıyla yapabilecek ustalarla yapmak istiyorum işin gerçeği. Çünkü bu aracı ben ömrüm hayatım boyunca tutmak ve hani benden sonra da oğlumun kullanmasını istiyorum. Dolayısıyla bir şey yapacakken tel maşa bir şey değil de gerçekten böyle referans olabilecek bir şekilde toplamak istiyorum. Bugüne kadar pek çok noktasını yapmamamın sebeplerinden biri de buydu. Kafama yatkın birini yeteri kadar aramadım, yeteri kadar bulamadım hallerim oldu. Özellikle kaporta boya işlerinde. Tavanda da çünkü belirli sıkıntılarım var. Şu anda bu kaza belki bir vesile olmuştur bunları yapmam için. Çünkü genel olarak bütün bu işler bittikten sonra belki komple bir boya düşünüyorum. Belki komple tabii boya olmazsa eğer genel bir detailing, temizlik motor içinde de düşünüyorum. Hava filtresi almak istiyorum. Şunun bir yedeği vardı sağ olsun bizim Yaşar Usta zamanında. Bir tane bunun yedeğini bulmuştu, vermişti. Kısmet bugüneymiş. Zaten daha önce de bir tane hıyarın teki geri geri yanaşıp benim bu rayı çatlatmıştı sağ olsun. Ön tarafta hasar büyük ama arka tarafta hasar daha küçük ve bir şekilde çekiçle belki parça değiştirmeden yapılabilecek gibi duruyor. Burada da bir takım şeylerim vardı. Bunlar da gider. Arkaya da bakalım. Arkada nelerimiz varmış görelim. Biliyorsunuz Türkiye ortamında genellikle bir kusurumuz, hatamız olduğu zaman saklarız, göstermeyiz. Sonra da malımıza dair yeni bir satış olayına girdiğim zaman hatasız, boyasız gibi laflara gireriz. Benim bu arabayla ilgili zaten bir satış kaygım da olmadığı için size bunları Şeflak Beyoğulları. Tanır mısın Şeflaklı? 30 saniye önceden alabilirsin. Olur, alabilir miyim? Yönetmenim kızdı bana. Şaka yapma, devam et diyor. Dolayısıyla öyle al sat işlerinde de olmadığımız için bunu yapıyor olsak bile neyin nasıl yapıldığını da size anlatırdım. Aynen o arabayı yarın bir gün belki satmak ya da motosiklet satmak isteseydim. Hani böyle hatasız boyasız diye bu videoyu çekmezdim, yayınlamazdım. Son yaptığımız kazada bu çamurlukta çok böyle büyük dertler olmadı. Ama yine de tabii buralardan çekerek bir şekilde şuralar temizlenerek tamponun da şu bölümde bir takım paslayıcılarla bazı işleri çözeceğiz gibi duruyor. Burada bir bakalitemizin çıkmış olduğunu görüyoruz. Burada bir hareketler var ne yazık ki. Bunları tam bir tespit ettikten sonra bu kısmı da kurtaracağız gibi geliyor. Geçen gün sinirlendim biraz. Çünkü antenim düzgündü. Hani biraz telmaşa duruyordu ama geçen gün bir baktım. Hazır araba çarpılmış diye çocuklar da bunu bıdı bıdı yaparken gözümüzün önünde şunu böyle kırdılar. Hiç sevmem böyle. Çocuk severim ama bu hareketlere hiç gelemem. Jantların tekrardan bir boyanması gerekiyor. Bir de genel olarak aracın tabanının komple fütürlenmesi, komple pasa karşı tedbir alınması gerekiyor. Çünkü neden? Bu bölümlerde zaten pası görüyoruz. Zamanında fitillerim bitmişti. Bu fitillerin yenilenmesi gerekiyor. Yeni fitiller sipariş edeceğim. Belki hani sipariş etmek yerine Türkiye'deki bazı fitilcilerle çalışarak bu soruna karşı bir çözüm bulabilirim. Çünkü iyi kötü bu işi hakkıyla yapan fitilciler olduğunu da duydum. Bu aracın orijinal olmasa bile belki uygun fitilleri bize sağlayabilirler gibi düşünüyorum. Tabii bu aracın fitilleri zaman içerisinde yıprandığından dolayı bagajın içine bir miktar su sızması durumları da oradaki contalı bir yer var. Onun için oradan tahliye olmaya başladı ama bagajın içinde komple aslında o boya, pütür, pas arındırıcı işlere girmek istiyorum ama bunu gerçekten bilen biriyle yapmak istiyorum. Tanımadığım, bilmediğim, güvenemediğim birine emanet etmek istemiyorum. Çünkü çok komplike bir bagaj sistemi var. Bagaj sistemi haricinde tavanın kendisi de komplike. Bilmeyen biri yapamaz gibi geliyor bana. Dolayısıyla o işleri bilen biriyle yapmak istiyorum. Eğer gerçekten
Daihatsu Coupe'nin tavanını daha önce sökmüş ve başarıyla geri takabilmiş biriysen bana ulaşırsan sevinirim diyorum bu noktada. Bu araçta da müzik sistemimizde bir sıkıntı vardı. Üzerinde orijinal Sony Xplot teybimiz vardı. Birine verdim, sonra benim de hatam, sormayı unuttum. Hem sordum, bir şeyler oldu böyle falan derken o teyp de bir türlü olmadı. Onu da bir şekilde yapmak istiyorum. Key 1, 3, key 1. Yok artık. Tam. Yok yani. İşte görüyorsun değil mi? Bir video nasıl çekilemiyor. Coupe'nin de ihtiyacım olan şeylerden bir tanesi de cam filmleri. Çünkü önceki sahipleri bu araca cam filmi yaptırmış ama hani muhtemelen bazı camları sökemedikleri için üstünden yapmışlar. İlk fırsatta bunları da yapmak istiyorum. Merkezi kilidimiz tabii ki var ama ben hani onları şu an çalıştırmıyorum. Onun yerine size içeriden birkaç detay vermek istiyorum. Coupe'nin de iç mekanında ihtiyacım olan şeylerden bir tanesi paspas takımı aslında bir şekilde yapmak istiyorum. Çünkü mevcut paspaslar yıprandılar ve yenilerini yaptırmak istiyorum ama bu aracı özel bir şekilde bir paspas niyetim var. Orijinale yakın, belki de üstünde Coupe'n falan yazan logolu belki bir şeyler yaptırabilirim. Direksiyon kaplamasına ihtiyacım var. Orijinal Momo direksiyon olduğu için bunu doğru düzgün kaplayabilecek bir yerle henüz denk gelemedim. Çok da aramadım. Bir taraftan bunu da söyleyeyim ya, aramadan bulamadım diyemem, yeteri kadar aramadım. Detaylı bir temizlik işine buraya girmemiz lazım tabii ki. Böyle bir ihtiyaç bu araçta olacak ama dışı yapıldıktan sonra içi de sonrasında yapılacak. Müzik ses sisteminin yenilenmesi gerekiyor. Zamanında birkaç yerle görüştüm ve bana önerileri, bu arabada zaten iki tane hoparlör yerinin olduğu, dolayısıyla içinde Twitter'da olan hoparlörleri tercih etmem gerektiğini önermişlerdi. Özellikle Kenwood markasını önermişlerdi. Bunun haricinde bir tane de Amfi'yi bu koltuğun altına takmam halinde güzel olabileceğini söylemişlerdi. Çünkü bu arabada ekstradan işte buradaki havalandırma menfezlerinin içine Twitter takanlar oluyor ki kesinlikle yapmayacağım bir şey. Ya da koltukların arkasındaki belirli yerlerde hani bu fazladan hoparlörü takanlar oluyor ama ben bunları tercih etmeyeceğim. O hoparlör sistemine geçmeyi planlıyorum. Bir de yakın zamanda şurada bir kırığımız oldu. Bu güneşliği nasıl tamir edeceğiz onu da bilmiyorum henüz. Zaman içerisinde bunlar olacaktır. Casio saatim ne yazık ki sizlere ömür. Onu da ilk fırsatta bir temizlemek, yenisini takmak istiyorum. Koltuğumun sol tarafında bir yırtığı var. Bu ilk zamandan beri vardı. Aldığımdan beri vardı. Bile bile bunu yaptım. Onu o yüzden bir şekilde hani tekrardan yaptırmak istiyorum ama hani Recaro'nun orijinalini de bozmadan, bu koltukların döşemelerini hiçbir şekilde deforme etmeden temizleyecek bir yer arıyorum aslında. İşin gerçeği bu. Yani bu koltukların üstündeki bu hani mat hali yok edecek, İlk günkü temizliğine kavuşturacak ama döşemenin de orijinalini bozmayacak bir yer bulabilirsem temizlik anlamında orayla bir çalışmaya işine girebilirim gibi düşünüyorum. Üçüncü vitese geçerken bir senkromet şeyimiz vardı. 2'den 3'e geçerken bir senkromet durumumuz var ama onu zaten debriyajı değiştirirken yaptıracağım. Böyle. Buradaki ihtiyaçlar da böyle. Onun dışında çok şükür biniyoruz bir şekilde. 90 kaç bin kilometre olmuş bakalım Coupe'nimiz. 97.103 kilometreye gelmiş. Maşallah var. Sakınmadan kullanıyoruz. Çok da seviyoruz kendisini. İşte böyle sevgili izleyenler, iki otomobilim ve bir motosikletim için olan ihtiyaç listem biraz da böyleydi. Vardır ya bazı evlenenler, ya ihtiyacımız olan şeyler bunlar, işte bize bir şey almak istiyorsanız bunları alabilirsiniz derler gibi. Benim de bu aralar ihtiyaçlarım bunlar. İşbirliği yapacağım şirketlerin nere olduğunu, hangi konularda para harcadığımı, hangi konularda bedavaya yaptırdığımı, o işbirliği karşılığında sizi kandırmadan tamamen şeffaf bir şekilde bu süreçleri anlatmak istiyorum. Az önce atladığım noktalardan bir tanesi şimdi bu şekilde oturduğum zaman aklına geldi. Bu arabanın lastiklerini değiştirmek istiyorum. Tepede görmüş olduğunuz bu tavanın hani çıtaları vardır ya, oraların da bir yenilenmesi gerekiyor. O parçalar da biraz sıkıntı gibi hallerim var. Bu motosikleti bir branda düşünüyorum. Aslında hepsine birer branda düşünüyorum. Zamanında branda da kullanmıştım ama bu dolu, hatırlar mısınız? 2,5-3 yıl önce bu dolu hikayesi olduğu zaman ne yazık ki o kullandığım brandalar bana pek bir yarar değil, zarar sağladılar. Bir saatten sonra hoş olmayan şeyler yaşadım. Kötü bir brandaydı çünkü. Ama genel olarak branda kullanımı seviyorum. Çünkü kediler, mediler falan da giriyor ya böyle. Onları biraz da olsa önüne geçiyorsun. Dış faktörlerden engelliyorsun gibi durumlar oluyor. Bugünlük benden bu kadar. Eğer siz de bana destek olmak istiyorsanız bu serüvenim, bu projelerim içerisinde bana destek olmak istiyorsanız birkanasor@gmail.com ya da Instagram adresimden bana direkt ulaşabilirsiniz. Bu videonun altına yorum olarak da yapabileceğiniz şeyleri söyleyebilirsiniz. Tabii ki öncelikli olarak İstanbul ve çevresi yerlerdeki hizmetleri ve ürünleri yapmayı planlıyorum. Onun dışında
ne diyelim, beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz beğenmeme tuşlarına basabilirsiniz, abone olabilirsiniz, diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Çünkü ben bu süreçte çok çok daha fazla video öğretmeye başlıyorum galiba. Öyle gözüküyor da yarın neyi gösterir bilemiyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.